Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Görkem, makine mühendisiyim. Bugün sizlerden gelen üniversite, öğrencilik hayatı, iş hayatı ve mühendislik üzerine olan güzel soruları cevaplandıracağım. Herkese hitap edebilecek soruları seçmeye çalıştım. Tabii her kesimden, işte öğrencisi, yeni mezunu, mühendis olarak çalışanından. Umarım bu soruların cevapları işinize yarar. Hadi videomuza yavaştan başlayalım ilk sorumuzla. İlk sorumuz Ali'den geliyor. Ben kendi tercihimle makine yazdım ama bilgisayarla aram yok sayılır. Okurken beni çok zorlar mı ya da zorlamaması için ne yapmalıyım? Hazırlık okuyacağım. Hazırlık döneminde bilgisayarla ilgili eksiğimi nasıl kapatabilirim demiş. Evet arkadaşlar, mühendislik okuyanların bilgisayara biraz aşina olması lazım ama tutup da böyle hacker seviyesinde veya birçok programa hakim olması gibi beklenti yok. Kimse hani anasının karnından bilgisayar programları üzerine uzman olarak doğmadı. Ama bilgisayar kullanmayı genel hatlarıyla biliyorsanız, eliniz biraz arada Word'e, Excel'e değdiyse sizin için güzel olur. Ama mühendislik okuyacak öğrenciler oradaki hangi bölümdeyse, hangi programları kullanıyorsa o bölümler, o programları böyle indirip, tabii onların geçici versiyonları var, onları indirip biraz kurcalarlarsa, hiç değilse arayüzüne aşina olurlarsa çok çok iyi olur. Bir diğer soru ABC Def'ten gelmiş. Ben hava ya da kara araçları yazılım üzerine çalışmak istiyorum. Çevremdeki mühendislerle konuştuğumda makine okuyup yazılımda kendimi geliştirirsem bu alanda çalışacağım söylendi. Bu mümkün mü yoksa bilgisayar mühendisleri mi tercih ediliyor? Arkadaşlar şöyle, özellikle bilgisayar mühendisliğinde yani bir işte niş, yani uzman kişileri arıyorlar. Yani sen mesela makine endüstri mühendisleri birçok alanda çalışmış, birçok şeye hakim olabilir ama bilgisayar mühendisliğinde bu o kadar da yaygın genel değil. O yüzden hani makine mühendisliği okuyup gidip de yazılımı okuyayım sırf burada çalışacağım diye yapmak bence çok tehlikeli. Çünkü siz kendinizi bir yere kadar geliştirebiliyorsunuz yazılımda veya eğer endüstride yazılım işinde, yani bilgisayar, çünkü donanımla yazılımın aslında iç içe geçtiği bir meslek dalı bilgisayar mühendisliği. Eğer doğru alanda işe başlayamaz ve doğru tecrübeyi edinemezseniz boşa efor sarf etmiş olursunuz. O yüzden hani hep de diyorum, Hindistan senede 3 milyon yazılımcı yetiştiriyor. Bu yüzden bu işleri bence, yani makine okuyacaksınız, makine eğer bu işlerin yazılımında çalışacaksanız da bilgisayar mühendisliği okumak bence en mantıklısı. Bir diğer soru Ahmet'ten gelmiş. Manisa ve İzmir'de mühendislere yetecek kadar iş imkanı var mı? Elektrik, elektronik mühendisliği veya diğer mühendislikler için ben bunu aslında düşündüm. Ve yazılım da demiş. İş imkanı nasıl? Arkadaşlar hep bahsediyorum zaten, iş imkanı ülkemizde var ama herkese yok aslında. Yani hani bir küçük bir şehirde de iş imkanı var, büyük şehirlerde, büyük şirketlerde de iş imkanı var. Manisa, İzmir, Bursa, Kocaeli, yani Gebze bölgesi, Ankara'da, bu Eskişehir de dahil, hatta dahil edebiliriz. Mühendisler için çok çok güzel iş imkanları var arkadaşlar. Zaten ilanlara da açıp bakıp kendiniz ne kadar çok mühendislik mühendis arandığını görebilirsiniz. Bu soruya cevabım böyle. Bir diğer soru, makine mühendisliği öğrencisiyim. Stajımı yaptım fakat verimli değildi. Torna, freze, CNC makineleri iyi derece bilmek zorunda mıyım? Mezun olduktan sonra işe başladığım zaman zorlanır mıyım? Ve eksikliğini görür müyüm? Arkadaşlar çalıştığınız endüstriye göre, işte çoğu makine mühendisi veya mühendislik öğrencileri böyle hani atölye stajları yapıyor, üniversiteler yaptırıyor. Evet, hani çoğu yerde işinize yaramayabilir ama özellikle üretimle alakalı bir yerde çalışacaksanız, çünkü orada teknik resim okumayı, üretim tekniklerini de görüyorsunuz. Bir şeyin nasıl üretilebildiği, nasıl üretilebilirliği öğrenmek çok çok önemli. Bu yüzden hani birçok her şeyi bilmenize gerek yok ama genel hatlarıyla o makinelerde nelerin üretilebileceğini bilmek bence çok çok işimize yarar. Larry Easy sormuş. Merhaba, endüstri mühendisliğini çok istiyorum ama yurt dışı imkanları kısıtlı olması ve gelecekte çok fazla mezun verip işsiz kalacağını düşündüğüm için tereddüt ediyorum. Bir kere endüstri mühendisliğinin yurt dışı imkanları kısıtlı değil. Birçok endüstri mühendisi arkadaşım yurt dışında çalışıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Gelecekte fazla verip arkadaşlar neredeyse hemen hemen tüm mühendislikler aynı sayıda mezun veriyor. Demin de dediğim gibi hani Hindistan 3 milyon yazılımcı yetiştiriyor senede. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yok, böyle hemen çıktım mezun oldum al sana işin diye bir şeyin garantisi yok arkadaşlar. O yüzden kendimizi geliştirmek en önemlisi. Bir diğer soru Aley'den gelmiş. Kocaeli Elektronik ile Deo makine arasında kaldım. Ben makine için üretim kısmında erkek tercih edildiğini ve bir kadın olarak kısıtlanacağım söylendi. Bir de Endüstri 4.0 muhabbetlerinden dolayı makine mühendisi düşüşte olduğunu, elektroniğin yurt dışında daha çok tercih edildiğini söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru mu sizce? Bence yanlış arkadaşlar. Benim geçenlerde Twitter'da da yazdım. Yani birçok kadın makine mühendisi arkadaşım var. Yurt dışında çalışanı, pilot olanı, yönetici olanı, genel müdür olanı, hani ben buna kesinlikle katılmıyorum. Benim çalıştığım fabrikalarda da birçok çok başarılı kadın makine mühendisi vardı arkadaşlar. O yüzden buna kesinlikle katılmıyorum. Endüstri 4.0 muhabbetlerinden dolayı
iş imkanı azalacak. Bu da arkadaşlar çok saçma çünkü Endüstri 4.0 zaten onunla ilgili de videom var. Hani bir belli başlı sistemleri bilmeniz lazım, oralara input vermeniz lazım, verileri yorumlayabilmeniz lazım. Bunlar için makine mühendisi de önemli bir dal. Ben de kendim bir makine mühendisi olarak arkadaşlar birçok Endüstri 4.0 projesi yönettim, yaptım. Yani birinci ağızdan duyuyorsunuz, öyle bir şey yok. Semira sormuş, makine mühendisi için üniversite ne kadar önemli? Yani Kocaeli, 9 Eylül ve Osman Gazi arasında kaldım, kaliteleri nasıl karşılaştıracağımı da bilmiyorum. Demin de dediğim gibi arkadaşlar, çok iyi bir üniversite değilse veya işte mühendislik alanında kendini kanıtlamamış bir üniversite ise bunların arasında hiçbir fark yok. Buradaki üniversitelerle arkadaşlar benim bildiğim 9 Eylül Türkiye'de işte dünyadaki mühendislik listesinde ilk 500'de olan ama sadece mühendislikte olan üniversitelerden biri. Hani bu sıralamaya bakılabilir. Bu listede geçen haftalarda bir yerde görmüştüm. Yayın zaten Google'dan da bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde bir karşılaştırma yapılabilir ama çok iyi bir üniversite değilse bence hiçbir arasında fark yok. Zaten üniversiteler önemi de gittikçe azalıyor arkadaşlar. Utku sormuş. Görkem abi selamlar. Makine mühendisliği 2. sınıfa geçeceğim. Gönüllü olarak İzmir'de 4. sınıfa küçük bir makine parça üretim işletmesinde staja girdim. CNC makineleri, teknik resim okuma, kumpasla ölçme, makine elemanları öğreniyorum. Ustalar yardımcı oluyor fakat usta başlarının 4 senelik okuduğumu söyleyince böyle söyleyerek bakıyorlar. Bunun nedeni nedir? Bu staj geleceğin için yararlı olur mu? Demin de bahsettiğim gibi kesinlikle yararlı olur bu staj. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var, tamam mı? Siz sonuçta öğrencisiniz, ileride mühendis olacaksınız. İnsanlar eğer doğru düzgün empati yapamaz, sizi yerinize koyamazlarsa ve bir kaprise girerlerse ki bu iş hayatının her yerinde geçerli arkadaşlar. Bu üst düzey yöneticiler arasında da olabilir, en aşağıda da olabilir. Bu yüzden böyle şeylere alışmak lazım, empati yapabilmek lazım, etrafınızdakilerin duygularını anlayabilmek lazım. Belki de o şöyle düşünüyor. Cidden mühendisler hani çoğu yerde yeni başlayan mühendisler bile operatörlerden belki fazla maaş alıyorlar. Hani bunların da duygusunu anlayabilmemiz lazım. İşte diyorum işte duygusal zeka bir yerde sizi daha ileri götürecek bir şey diye bunları anlamamız lazım. Diğer bir soru. İçinde su serptiğiniz Yıldız Teknik Üniversitesi makine için uğraştım ve çalışma alanlarına baktığımda sanayiden başka bir yer göremiyorum. Ama istediğim ARGE bölümleri istediğim ARGE bölümünde çalışmakmış. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ya şöyle arkadaşlar diyorum hani tabii mühendislerin çalışmaları sanayi dediğimizde arkadaşlar böyle toz toprak şey sanayisi de yani benim bulunduğum fabrikada sanayide ama yani bir hastaneden daha temiz bir fabrika belki de. Hani herkesin aklına öyle şeyler geliyor. Ama çoğu mühendis arkadaşlar hep bahsediyorum bankacılık endüstrisinden işte lojistik endüstrisine kadar yazılım endüstrisine kadar birçok yerde çalışıyor. Bu yüzden bunlara takılmamak lazım. Hani yok sanayiymiş başka bir yermiş. Siz istediğiniz zaman zaten istediğiniz yere karar kıldığınızda endüstrinizi değiştirebilirsiniz. Bir başka soru, merhaba makine yazmayı düşünüyorum fakat yazacağım yer Türkçe, okul bitene kadar kendi çalışmalarımı İngilizce okuyanlara aramda olan farkı kapatabilir miyim? Dil olmaması eksiklik sonuçta. Evet arkadaşlar dil olmaması eksiklik ama bölümün İngilizce olmaması bence bir eksiklik değil. Tabii ki de artı katar ama sen İngilizce'yi kendin geliştirebileceğine inanıyorsan veya İngilizcen iyi durumdaysa arkadaşlar zaten kelime haznesini geliştirmek ki bu meslek hayatında çok çok daha hızlı gelişiyor. Yeterli. O yüzden buna fazla kafayı takmamak lazım. Bir başka soru Mert'ten gelmiş. Bir şirkette çalışıyorken başka bir şirketin mülakatını nasıl girdiniz? Şirkette çalışırken başka bir şirketin İK'sı ile nasıl telefon görüşmesi yaptınız? Çok basit arkadaşlar. Arıyorlar. İlgilenir misiniz diyorlar. İlgileniyorsanız gidiyorsunuz iş mülakatı yapıyorsunuz veya online yapıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Profesyonel hayatta bunlar gayet normal. Yani siz sanmıyor musunuz insan kaynakları bile daha iyisini bulduğunda iş değiştiriyorlar. İşte bizim kültürümüz böyle, bizim işlerimiz böyle bile diye insan kaynakları pat diye bırakıp başka şirketlere hemen gidiyorlar. Arkadaşlar bu profesyonel yaşam bunların hepsi normal. Ahmet sormuş. Sence İngilizce hazırlık zaman kaybı mı? Çevremde buna katılanlar var. Katılanlara teşekkür ediyorum. Bence zaman kaybı özellikle Türkiye'de arkadaşlar çok iyi hazırlık değilse bitmenin bir mantığı yok. İngilizcenizi orada harcayacağınız, kaybedeceğiniz bir sene içinde günde bir saat ayırsanız emin olun çok daha İngilizceye sahip olursunuz. Doğancan sormuş. İş güvenliği mezunuyum. Kalite mühendisliği sertifikası almak istiyorum. İşime yarar. Arkadaşlar sertifikalarla ilgili bir videom var. Hani ne? Ya bilgidir bir kere bu. Bunu bir cebe koyalım. Bir bilgi öğreneceksin. Bu güzel bir şey. Ama sana hemen iş verir mi, iş bulur mu? O tarafta şüpheliyim arkadaşlar. Özellikle kariyerinizde ilerlerken işinizle ilgili olan sertifikayı almak çok mantıklıdır.
aa şurada iş potansiyeli var, ben gideyim bu sertifikalı diye bir şey yok. Bende 50 küsur sertifika vardır arkadaşlar. Hani dünyadaki tüm şirketlerin kapıları öyle açılmış değil. Bu iş sertifikayla olmuyor. Jack Sparrow sormuş. Hocam merhaba, makine mühendisinden yeni mezun olmuş biri nasıl yurt dışında iş bulabilir? Arkadaşlar zor. Böyle işte Erasmus'la veya yüksek lisansla gittiğinizde orada kalıp bazı networkler yaptıktan sonra kolay bulabilir yeni mezun biri. Çünkü yurt dışında dediğim gibi çok niş özel uzmanlık işlere bakıyorlar. Böyle yetiştirmeye yönelik hani çoğu kişi zaten mühendislik böyle çıraklıktan falan yetişiyor. Yani mesela Almanya'da öyle bir sistem var arkadaşlar. 17-18 yaşında yani üniversiteye girdiğinde başlıyorlar. O yüzden kolay değil arkadaşlar. İngilizceniz ama iyi bir seviyeye getirmeniz lazım. Güzel bağlantıları elde etmeniz lazım. En kötü, en kolay yolu söylüyorum size. Büyük bir şirkete girip global, özellikle multinational olması lazım. Ondan sonra bir yurt dışındaki o şirketin işlerine başvuru yapmak en mantıklısı diye düşünüyorum. Uğur sormuş. Görkem abi, videolarında özel sektörde dinamik ortama vurgu yapıyorsun. Benim bu konuda merak ettiğim, bir mühendis yaşlandığı zaman doğal olarak üretkenliği ve enerjisi azalıyor. Kesinlikle azalıyor. Bu durumda özel sektörün bakış açısı ve tepkisi nedir? Bir mühendis hangi yaşlarda işinden uzaklaşmalı? Arkadaşlar, işten uzaklaşma diye bir şey yok. Dediğim gibi sizin kariyer basamaklarını çıkmaya başladığınızda, 50 yaşlara geldiğinizde müdür yönetici olduğunuzda zaten siz karar verici oluyorsunuz. Hani üretimin peşinden böyle yangın söndürmesinden koşmuyorsunuz. Genelde stratejik kararlarda, şirketi ileriye götürebilecek kararlarda, rollerde görev alıyorsunuz. Evet, enerji düşüyor ama artık daha fazla beyin çalışmaya başlıyor arkadaşlar ve insan yönetimi, insanların sorumluluğunu almaya başlıyorsunuz. Talha sormuş, İngilizcenizi nasıl geliştirdiniz? Bir video yapar mısınız? Arkadaşlar böyle çok soruluyor. Bununla ilgili zaten bir videom var. İngilizcemi ben kendim geliştirdim arkadaşlar. Bir tane bile kursa gitmedim. Zaten dil arkadaşlar öyle kursla falan, hani kursun itki gücüyle öğrenilir. Bir de öğrenme tekniğini öğrendikten sonra aslında işe yarıyor. Siz bir tane kursa gidip dil öğrenme tekniğini öğrendikten sonra onu devam etmenin bir mantığı yok. Sadece itici güç oluyor. Videoyu da yukarıya paylaşıyorum. Arkadaşlar olabildiğince böyle genel her yere dokunan soruları seçmeye çalıştım. Olabildiğince de videoyu kısa tutmaya çalıştım. Çünkü binlerce soru var. Hepsini cevapladım aslında. Ama herkesin bilgi sahibi olmasını istiyorum. Ben de böyle genel her yere dokunan soruları seçtim. Umarım cevaplarım hepinize faydalı olmuştur. Benim bugün cevaplayacağım sorular bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir yeni sorularınızı bana her platformdan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince zaten cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.